Hüseyin Gülerci, 2019'un anahtarı neden AK Parti MHP? Son anketler AK Parti ve MHP'nin yükselişte olduğunu gösteriyor. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duruş ve 16 Nisan 2017'deki referandum sonuçları iki blok oluştuğunun resmidir. AK Parti MHP bloğu, CHP HDP bloğu. Afrin Harekatı bu blokları tahkim etti. AK Parti MHP harekata tam destek veriyor. HDP isyan ediyor. TSK etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili rakamlar verirken HDP Mehmetçiğin karşısındaki hainlere gerilla diyor. CHP de kafa karıştırmak, harekatı itibarsızlaştırmak için algı operasyonları yapıyor. Afrin'in içine girilmesin diyerek, harekatı durdurmaya, zafer ordunundur iktidarın değil diyerek fitne çıkarmaya çalışıyor. 2019'a doğru bu bloklardan biri yükseliyor, diğeri ise çöküş yaşıyor. Bunun için anketlere bakmaya gerek de yok aslında. AK Parti MHP bloğu kenetleniyor, parti tabanlarında muhabbet haleleri oluşuyor, CHP tabanında ise ciddi kırılmaların yanında Kılıçdaroğlu ince üzerinden parti içi çekişme devam ediyor. Önümüzdeki ay bir kurultay daha yapacaklar. Seyrediniz gümbürtüyü. Ayrıca HDP ile olan yakınlık CHP tabanında ciddi endişeler, tereddütler doğuruyor. Bir blokta dayanışma, umut, heyecan var. Diğer blokta dağılma, moral bozukluğu ve karamsarlık. Önceki gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uyum yasaları ve seçim ittifakı için görüştüler. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop görüşmeye ilişkin tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla 21 Şubat çarşamba günü Meclis Başkanlığı'na sunacağız dedi. İttifak, dayanışma, birlikte hareket etme somut adımlarla ilerliyor. Siyasetteki yapılanma ile ilgili şimdi bir faktör daha devrede. Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti normalleşme bahsini gündeme getirdi. Acaba Türk-Amerika ilişkilerinde normalleşme olursa siyasi bloklar bundan nasıl etkilenecek? Bu soru ayrıca şundan önemli. Kuzey Irak'ta Barzani bağımsızlık ilan etmeye kalktı. Amerika Batı Barzani'yi sattı. Bu HDP için ciddi bir travma sebebi. Şu anda en korktukları şey Amerika'nın PKK-PYD'yi de satma ihtimali. Türkiye yönetim bakımından önünü net olarak Kasım 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra görecek. 2019'a doğru İç siyaseti temelde AK Parti MHP bloğu etkileyecek. Daha şimdiden bu blok yükselişte. Anketlerden önemlisi şu anda toplumu etkileyen rüzgar. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü önleyen milli diriliş AK Parti ve MHP'ye olan bağlılığı, güveni artırdı. Zira iki partide samimi bir destekle 15 Temmuz'daki milli ruhun şahlanışına sahip çıktı. Siyasette yerli ve milli bir umut bloğu oluştu. Bu dayanışma şimdi seçim ittifakıyla perçinleniyor. CHP ve HDP ise 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmanın FETÖ'nün iddiaları doğrultusunda kafa karıştırmanın yoluna girdiler. HDP zaten sapmıştı, CHP de millet yolundan saptı. Bilhassa Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki milli direnişi yok sayarak, hükümetin kontrollü darbesi, tiyatro ısrarı CHP için tam bir siyasi intihar girişimidir. CHP seçmeninde mevcut yönetime karşı ciddi kırılmalar, tereddüt ve kuşkular boşuna doğmamıştır. İkinci olarak siyasi yapı, Afrin harekatından dan etkilenecektir. Tıpkı 15 Temmuz için olduğu gibi Afrin harekatı içinde iki blok oluştu. AK Parti MHP bloğu harekatın tam destekçisidir. HDP PKK'nın 5. kolu olarak teröristlerin yanındadır. Dediğim gibi HDP kongresinde Afrin'deki YPG'liler gerilla olarak selamlanmıştır. Kılıçdaroğlu da Afrin harekatına Cumhuriyeti kuran partiden beklenen desteği vermemektedir. 15 Temmuz milli direnişine ve Afrin harekatına sahip çıkmak hem AK Parti'ye hem de MHP'ye olan desteği yükseltmiştir. HDP PKK'nın beli kırıldıkça erimeye mahkumdur. CHP %25 bandının da altına inmiştir. Artık siyasetin gündemini AK Parti MHP ittifakındaki somut adımlar belirleyecektir. Hüseyin Gülerce, Star.